İlk ışıklarla beraber yine sokağa çıktık. Evet. Adıyaman şehir merkezi burası. Bu enkazın altında maalesef çokça insanımız var. Yani anlatılacak gibi değil. Bakın, 4 katlı bina yıkılmış ve buradan henüz kurtarılan insan olmamış. Fakat herhangi bir yardım, herhangi bir destek, herhangi bir arama, kurtarma, AFAD, belediye, askeriye, devlet vesaire hiçbir şey yok. Buradan ilerisi de zaten yıkıntılardan dolayı yol kapanmış, gidilmiyor. Sadece bir sokak, Adıyaman'daki bir sokak burası. Kimdir buraya gelen olmaz mı ya? Dün iki saate kadar çoluk çocuğun ses içine geliyordu, kazma kürekle kazdık. Evet. Hiçbir yere ulaşamadık ya. Evet. Ya bir kepçe yok mu Allah'ın, ne olacak bu iş ya? Evet. Binlerce millet cenaze içi dolu, cenaze dolu, cenaze. Evet. Benim sadece 3 tane çocuğum var, dün de beri yetişemiyorum ya. Biri gelsin elimizde tutsun, şurayı kazalım, bitesinler ya. Sabah kadar arabanın içinde geçirdik, ateşin başında geçirdik. Hastamız oldu, şeyimiz oldu, ekmek yok, hiçbir şey yok burada ya. Somun bulamıyoruz hiçbir yerde ya. Allah'ın takdirdi ama bize yardım etmeleri lazım ya. Her şeyin Allah'ın takdirdi ama devletimiz de bize sahip çıksın ya burada. İşte söylenecek ne var yani, şimdi net söyleyebiliriz. Bak, dün akşama kadar bağırıyorlardı ya. Yukarıdaki genç arkadaşlar da bir şekilde yardım etmeye çalışıyorlar. Kazma kürekle nereye kadar gidecek ya? Yani yüzlerce böyle şey var yani. Bu arkadaşımızın çocukları altında. Burada işte ağlayan kadınlar, enkazın başında ağlayan anneler. Gidelim, 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 gidel